Esselamu aleyküm aziz yıldızlar. Ağırmazsınız, ağırmazsınız. Radrak giyicilerim için ötün sorayan, biraz geciktiğim için özür dilerim hepinizden. Прошу всем свои извинения, что задержался чуть-чуть. Ну, правда, был чуть потрепанный, усталый. Когда пришел в себя, чуть-чуть там отдохнул. Biz, ya herkesten ötün sorayan, ben Türkçe bir basın açıklaması yapacak. Biz, şu günü saklanan 10 kişi yani 8 erkek 2 ayal bulup toplu şikayet dilekçesinde bulunmak isteyeceğiz. Ha, ihtimal içinde belki koşulmadıkları olup bilir ya da beni koşmam diyenler olup bilir. Biz onları da doğru düşüneceğiz. Ve onları hem açık deyip bilen haklar, akredite yine davliye ne var yakın kardeşlerimize deyip bilen haklar. Onu sebebi anada da akredite davliye ne veren haklar yani Salamu aleyküm'e gel kisit dururlar. Salamu aleyküm'e bak dururlar. Hani memlekette de artık bir depresif hareketlerin sonuçlarını görmeye başladık. Hadi aramızdaki bazı yeni arkadaşların, akrabaların hemen hemen hepsine bir gözdağı gibi bir şey verilmiş. İlerleyen zamanlarda açıklayacağız. Dolayısıyla bu konudan dolayı biz temel hak hukuk prensiplerine dayanarak bunları istediğimiz için diyoruz ki Türkmenistan Yeşilköy Başkonsolosluğu'ndan şikayetçiyiz. Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yeşilköy Emniyet Müdürlüğü'ne mi yoksa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne mi? Ama müdür olduğu kesin. Onlardan da şikayetçiyiz bazı konularda. Çünkü bizi İçeri aldılar, açıklamalar polis karakolu dedikten sonra bile herhangi bir yazılı emir veya şikayet dilekçesi o an için bize gösterilmedi. Bu bir. Talep etmemize rağmen var var dediler, bu kadar. Hakkımız olduğuna dair bunu göstermediler. Bazılarımızda itirazda bulunmak istediğimiz zaman sana karşı zor kullanırım diye tehditler savurdular. Veya size karşı zor kullanırız diye tehditler savurdular. Daha sonrasında resmi açıklamamızda, şikayet dilekçesinde başvurumuzu bildireceğiz. Yeşilköy Polis Karakolu'ndan, konsolosluktan ve esasen de bu işlerin neticesinde Ferhat kardeşimizin geldiği bu durum en acı tabii ki. Ama Allah varmış ki oraya bir polis abimiz yine de emniyet teşkilatından geldi, müdahale etti. Çocuğun canını kurtardı. O Arap gazeteci gibi konsolosluğun içinde kaybolup gidebilirdi. Kimse de bir şey yapamazdı. Allah varmış ki bu suçun üstü açıldı. Dolayısıyla bunun kurulmuş bir tuzak olduğu apaçık ortadadır. Geri kalan teferruatları konsolosluk Yeşilköy Polis Karakolu ile işbirliği içerisindeler mi, değil mi? Bunu artık Cumhuriyet Başsavcılığına inşallah verdiğimiz dilekçede talepte bulunacağız. Onların görevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da İçişleri Bakanı Sayın abimiz eğer izin verirlerse eski emniyet mensubu da olsam Süleyman abimizden de bu olayın üzerinden gerektiği gibi adil kanunlara layık bir sonuç çıkarılmasını ve bu işin neticesinde gerekirse Gurbanguly Berdimuhamedov ve bütün yandaşlarını bütün dünya Gaaga Mahkemesi'nde görmek istiyoruz ki Türkmenistan halkı olarak biz bunun sonuna kadar arkasındayız. Ya hepten yok olup gideceğiz ya da yeni Türkmenistan'da hep var olacağız. Ağzı verin, Tanrı verin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılarımı sunarım. Like